Harikayız, harika gidiyoruz. Bu arada yeni albümün hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Tatlı. Şimdi sosyal medyada bana gelen bütün Twitter'daki, Facebook'taki ve diğer fena fanatiklerin izleyicilerin de var, bu takipçilerin de var bu arada. Sağ olsunlar, hani izliyorum. Ben hepsine bütün Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun, sayfalarda beni izleme lütfunda bulunan bütün severlerime en derin saygılarımı sunmak istiyorum. Ama herkes şarkı isteklerinin yanı sıra diyorlar ki... Yalnız neden, bu soruları ben soracağım. Neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi Sayın Hüseyin Tatlı, neden tatlı olarak kendini lanse ediyor? Neden Tatlıses değil? Madem Tatlıses'in kardeşi, neden niye Hüseyin, Tatlıses değil, değil mi? Neden Hüseyin Tatlıses değil demiyoruz kendisi? Gerçekten de sesi birebir abisinin aynısı diyorlar. Hayda, ben ama ondan daha yakışıklı bir şey diyorlar. Bu soruyu ilk defa sen soruyorsun. İlk defa sen sordun. Ama bu yüzlerce. O halde ilk defa burada, cevaplayayım mı ben de? Lütfen, ama ben orijinalini biliyorum da soyadı olarak. Biraz ailenizi. beni parlat. Burada buradan parlat. Yüzümü değil de. Abim bana sordu, arabadaydık böyle. Evet. 2000 yılıydı tabii. Benim albüm bitmişti. Arabayı da kendi kullanıyordu. Dedi ki Hüseyin Efendi dedi soyadın Tatlı dedi. Nasıl olacak dedi bu tatlı ses filan. Yani dedi ki yani tatlı ses mi ne? Ben dedim ki abi dedim tatlı ses olmak o kadar kolay mı? Sen dedim yıllarca 30-35 sene tırnağınla geldin tatlı ses olmak için. Seni halk tatlı ses etti. Ve ben senin kardeşin diye hemen tatlı ses mi olacağım dedim. Bu kadar basit değil. Üzgünüm, ben tatlı kalmak istiyorum dedim. Ama aynen böyle dedim. Anlamdan öptü beni, biliyor musunuz? Ama seyircilerimiz, dinleyicilerimiz de bence Ayfer Hanım haklılar değil mi? Yani aynı ailenin bir evladı diyorlar. Biz onu Hüseyin Tatlıses olarak bağrımıza basalım diyorlar. Ama maşallah ses zaten doğuştan yani tatlı ses. Çünkü sesini çok beğendik bence diyorlar. Bence tatlı ses olmalı. Ekrana deyince... çok yakışıyor diyorlar. Bence de ya Hüseyin Tatlıses olsun. Neden tatlı? Evet. Tamam, ailenizin soyadı tatlı biliyoruz ama yani İbrahim Bey'e de biliyorsunuz bir dönem. Ya o Tatlıses olamam ben. Meşhur bir bestekar Tatlıses, Sayın Tatlıses. Meşhur bir bestekar. Ben bu saatten sonra Tatlıses olamam. Niye? De ki niye? Yok, demek istemiyorum. Cevabı biliyorsunuz ama sen. Biz seni onunla aynı. Ya bir tane Tatlıses var, başka Tatlıses yok arkadaş. Noktada. Yok, sen de gerçek Tatlısessin. Tatlı tire ses yapalım benimkini. Yok efendim, kendisine de zaten bir bestekar senin soyadın Tatlı. İbrahim bundan sonra soyadın Tatlı Ses olsun demiş. Olsun. Biliyorsunuz. Yani bundan sonra halkın dediği olsun. Yalnız Yılmaz Bey. Hüseyin Tatlı ben değil de Hüseyin Tatlı Ses olsun. Sanırım ben cevabımı verdim. Sanırım ben cevabımı siz verdim. Siz gereken cevabı verdiniz ama halk nasıl görmek istiyorsa bence öyle. Ve şunu kabul ekledim. Ve şunu ekledim, biliyor musunuz? Ben şunu ekledim ben. Eğer halk bizi Tatlı Ses olarak görmek ister, yapıştırsa bize o soyadı zaten bir şey diyemeyiz, hakkımız da yoktur. O yüzden çok çalışmamız. Yani ben o çok ailenin içerisinde bir insanım 15-20 yıldır. Yani bunu en iyi ben görüyorum, biliyorum. E tabii ki yani sen bir tatlı ya sessin. Ya var ya, İdo elinde büyüdü biliyorsun. Kesinlikle. Hakikaten yani canımız. Yani var ya, elinde büyüdü dediğim zaman hakikaten öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Hakikaten elinden söyler büyüdü yani. Yani. Ve müzik kulağını da yemin babasından falan almamış, daha buradan almıştır. İlk yani defa itiraf çocukluğundan ediyorum. Çocukluğundan beri. Tamam, gen olarak babasından geliyor. Lakin geliyor tabii. Amcasından kulağına, bak, da geliyor. Müziği sevmesi, müziğe aşık olması aha buradan. Evet. Yılmaz Morgül'den dolayı olmuştur. Evet. Ben şahidim. Doğru mu? Kesinlikle. De ki yalan. Yok, asla öyle bir şey yok. Yani İdo'nun naçizane yani müzik olarak kültürüne katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Mesela sevgili Ayfer Er'le de ailece görüşüyoruz yıllardır. Onun kızıyla da çok ilgileniyorum. Yani çünkü piyano yeteneği, keman yeteneği, her türlü yeteneğin olduğu bir çocuk. Ama ben diyorum ki seyircilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Tam burada bir sorum olacak. Bak Ayfer tamam. Er demişken bir sorum olacak. Neden Ayfer Er? Ben sizi çünkü çok videolarınızı izledim ben. Evet. Çok katıldığınız programlarda gördüm. Türk sanat müziği zor bir tercihtir, zor bir daldır. Hani şimdi fantaziye, türkücüye destek çıkarsın o gider. Ama Türk sanat musikisi biraz sıkıntılıdır. Hem onu okuyanlar biraz sıkıntılıdırlar. Hani anlatabildim mi? Biraz bir de, şey evet, vardır hani. Hani çekememezlik demek istiyorsunuz. Sen söyledin. Olsun, ben hep söyledim. Neden bu destek ve hani neden Ayfer? Efendim, geçmiş dönemlerdeki büyük solistler siz de yakından tanıyorsunuz. Biz çocukluğumuzdan beri İbrahim Tatlıses'in kulislerinde büyüdüğümüz için o hayran olduğumuz bütün büyük seslere onun gazino çalışmasında şahit olduk. Benim bir hayalim vardı çocukken. Derdim ki 12-13 yaşındayken. İbrahim Tatlıses derdi ki olsun, bak Emrah var, Ceylan var. Seni de bir kadroya alalım. Sen de çalış bizle.
Yok dedim abicim dedim. Ben dedim bu işin eğitimini alacağım. Zaten onun harçlıklarıyla ben eğitimimi aldım. Bu arada onu da altını çizmek istiyorum. Ve bir gün gelecek ben sizin solistiniz olarak bir gazinoda programa başlayacağım dedim. Rabbim bana 1997 yılında Elveda İstanbul şarkısıyla Luna Park gazinosunda solist olmayı nasip etti. İbrahim Tatlıses gibi, Ebru Gündeş gibi devlerle aynı kadronun solistliğini yapmayı nasip etti. Şimdi Türk sanat müziğinde birlik beraberlik olmadı. Bunu bana yapılmadı. Hiç kimse bana destek olmadı. Ama benden sonra radyoda özellikle yetişen bütün arkadaşlarıma destek olmaya çalıştım. Ama radyonun gerçek bir gözdesiydi. Ayfer Er'i çok beğeniyordum. Onu can kulağıyla dinliyordum. Benim için Emel Teşekkür ederim. Sayınlar, Muazzez Abacılar Evet, kadar bunlar radyodan yetişmiş yetiştiler. ve oradan Hepsi şöhret tanınmış isimler. oldular. Evet. Tanınmış, değil mi? Bence o isimlerden sonra işte Muazzez Abacı tınıları, Emel Sayın tınılarının buluştuğu o buğulu ses Ayfer Er. Dedim ki ben Ayfer Er'le bir şarkıda düet yapmalıyım dedim. Bu Aşk Bizden Sorulur Sorulur. isimli Tam da şarkıyla burada o zaman ne düet yapıyoruz? Ben çok teşekkür Okuyalım mı ediyorum. Emel Okusana Allah aşkına. Hanım? Hadi okuyun, Hemen hadi okuyun. okuyalım. Hadi Akış nerede? Sözler Münire Münire Aksaray. Aksaray Hanımefendi'ye ait. Beste Talat Er Beyefendi'ye ait olan bir şarkı. Bu aşk bizden sorulur diyoruz efendim. Böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur. Unut vazgeç demekten bu aşk benden sorulur. Seni böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur. Unut vazgeç demekten bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da adımı anmasan da yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da adımı anmasan da yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Dertler versen dermansız, yanındayım fermansız. Vazgeçemem imkansız, bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da adımı masanda yanımda olmasan da bu aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da adımı anmasan da yanımda
almasan da bu aşk benden sorumlu. Kapımı çalmasan da adımı anmasan da yanımda olmasan aşk benden sorulur. Kapımı çalmasan da adımı anmasan da yanımda olmasan da aşk benden sorulur. Kötülük yapmak istedim, özür diliyorum. Aşkınızı bozmak istedim. Estağfurullah efendim. Aynı zamanda bu hafta rahmetli anacağımız çok büyük bir dev Türk musikisi solistinin de 17. ölüm yıl dönümünde evet. Bulunuyoruz. Alkışlar Zeki Müren'imiz için rica edebilir miyim efendim? Ayfer, hemen senden Zeki Müren'e ait olan evet, bir şarkı dinleyebilir miyiz? Bildiği, mesela şimdi konukların şahı. Şimdi bunlar konukların gönül, şahı. Hicranla dolu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Efendim, hem buradaki konuklarımız hem de ekran karşısındaki seyircilerimiz ve biz Hüseyin Tatlıses'le size eşlik ediyoruz efendim. Hep soğudur.
zavallı kalbim ne kadar kaybeder. Nasibim olsun bir yudum şarap, sonda içelim sanki elimde. Nasibim olsun bir yudum şarap, sonda içelim sanki elimde. Of of. Saz geldi geçti, gezdiğim dikenli aşk yollarında. Elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda, bahar görmeden yaz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda, bahar görmeden yaz gel. Hazır mıyız? Yar yolunu kollardı, beyaz mendil sallardı. Yar yolunu kollardı, beyaz mendil sallardı. Yar çiçek yollardı, akasyalar açarken. Yar çiçek yoluna ödüm, akasyalar açarken. Haydi süper ikram, süper kanal. Yârim gelir yanıma, kanı kaynar kanıma. Yanıma kanı kaynar kanıma, neşe katar canıma, akasyalar açarken. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi. Hazır mıyız yalnız siz? Gelemem ben, ben her güzene gönül verem. Bir daha. Gelemem ben, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kolları, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam. Haydi bütün eller Türkiye! Başında kurma, çapkın karşımda dur. Kirpikleri ok olmuş, yeter kalbime vur. Kirpikleri ok olmuş, yeter kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm,